Değindi. İlk olarak Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Yıldırım. Siz gelmeden önce Sayın Yiğit Alp'e bir söz vereyim ama Sayın Yiğit Alp ve Sayın Milletvekilleri, konuşmak istediğiniz, söz istediğiniz zaman lütfen bana bildirin. Sayın Yiğit Alp, siz geldiniz, söz istediniz ama orada biz ara verdik. Aradan sonra da bir söz talebinde bulunmadınız. Doğrudan kürsüye geldiniz. Lütfen bir daha böyle hareketlerde bulunmayalım. Ben yönetim, en azından benim yönetimimde mümkün olduğu kadar söz talebinde bulunan milletvekillerine söz verme çabası içindeyim. Size de aynı uygulamayı yapacaktım. Lütfen meclisin zamanından çalmayalım başka türlü yöntemlerle. Buyurun Sayın Yiğit Alp, ne için konuşmak istediğinizi bana bir söyleyin. Kürsüden değil, yerinizden konuşma. Mümkün değil. Bakın beni zorlamayın Sayın Yiğit Alp. Konuşmayacaksınız o zaman Sayın, konuşacak mısınız yerinizden? Sayın Yiğit Alp, Sayın Yiğit Alp. Şimdi ben konuşuyorum, bakın Sayın Yiğit Alp. Kürsüden konuşma usule aykırı. Eğer isterseniz yerinizden size söz vereceğimi beyan ediyorum. Siz başlayıp sürenizi ben tayin ederim. Konuşacak mısınız? Bu böyle olmaz. Konuşacak, bu böyle olur, usul böyle çünkü. Siz başlayın konuşmanıza, sürenizi bırakın ben tayin edeyim. Açıldı başkanım. Buyurun. Açıldı. Açıldı kürsü, mikrofonunuz, buyurun. Evet, geliyor mu ses? Buyurun. Biz iki yıldır bu parlamentoda faaliyet yürütmeye çalışıyoruz. Tam iki yıl boyunca binlerce cenazeyle karşılaşmışız. Binlerce anne baba acısıyla karşılaştık. Ve biz seçim çalışmaları yaparken milyonlarca insan buraya gelip bu Kürt sorunu, farklıların sorunu çözümü üzerinden bin bir umutla bizi buraya gönderdi. Buraya geldikten sonra neredeyse çığlık attık. Arkadaşlar bakın orada büyük bir kan akıyor, ölümler var dediğimizde sadece buradaki AKP'nin, özellikle AKP vekilleri bize karşı son derece linç kampanyası başlattı. Çünkü bir gün oturup da şunu düşünmedi ya. Bu kadar ölümler oluyor, ne yapalım durdurmak için. Bu yetmedi, belediyelerimize kayyumlar atandı. Bu yetmedi, belediyelerimiz emniyet teşkilatına dönüştürüldü. O yetmedi, bir arkadaşlarımız, eş başkanlarımız tutuklandı. Şimdi eş başkanlarımızın milletvekili düşürülüyor. Ve sanki milyonlarca oy onlara verilmemiş de sadece buradaki birkaç kişinin kararı üzerinden gelişiyormuş gibi davranılıyor. Peki soruyorum ben size. Her gün FETÖ üzerinden operasyon yapıp cemaati şeytanlaştıran sizler. Gece gündüz birlikteydiniz. Ama bankadan bir kredi çekenler şu an cezaevinde. Veya da yurtta kalan, yetiştirme yurdunda kalan, yani onun imkanlarını kullanan, yoksulluktan imkanlarını kullanan cezaevlerinde. Ama ona ihale veren, onunla kol kola giren, onunla bu ülkenin rantını paylaşanlar nerede? Bunun siyasi ayağı nerede? Bu ayrı bir konu. İkincisi, Sayın Figen Yüksekdağ ve Selahattin Başkan ve diğer milletvekili arkadaşlarımız her gün ama her gün, her platformda ve her tartışma ortamında bu sorunun tartışılarak çözülmesi konusunda altını kalın harfler çizerek ısrarla vurguladılar. Bu çağrıya bırakın cevap vermeyi, sadece burada bize karşı terörizm üzerinden cevap verdiniz. En kötüsü nedir biliyor musunuz? Sayın Yiğit Alp, teşekkür ederim size. Bir dakikalık süre yerine iki dakika süre verdim. Lütfen. Yeniden bir süre ver. Tamamlayın. Mikrofon açık. Kayda geçer. Siz buyurun. Devam edin. Kayda geçer. Buyurun. Tamam, ben cümlemi tamamlamak istiyorum. Buyurun. Bitirin yalnız. Son bir dakika. Eğer gerçekten bu ülkeyi seviyorsanız, bu vatanı ortak seviyorsanız, bir an önce bu sorunun çözülmesinin siyasi yolunu açarsınız. Arkadaşlarımız aynı zamanda, bakın eş zamanda İdris Baluken tutuklanıyor. Figen Yüksekdağ'ın vekili düşürülüyor. Selahattin Bey'e ceza geliyor. Bu tesadüf müdür? Aynı 4 Kasım olayı gibi bir operasyon yapıldı. Ama şunu unutmayın. Bu siyasi hareket ne HDP ile başladı ne HDP ile bitecek. Bu her defa kendi küllerinden yaratmış bir siyasi harekettir. Öyle veya böyle. Bugün 60 kişi geldik. 2 yıl sonra 150 kişi geleceğiz. Bunu hiç kimse unutmaz. Sayın Adıyaman istiyor başkanım. Sayın Kadri Yıldırım'ı kürsüye davet ediyorum Sayın Adıyaman. Buyurun Sayın Yıldırım. Buyurun Sayın Yıldırım, size söz veriyorum.